Bir şey mi oldu? Aslı'nın karnında bir şey oldu. Baloncuk baloncuk dedi, bir şey dedi. Gözün aydın Ferhat. Bebek hareket etmiş. Çok şükür. Bir gir baksana sen. Hemşire nerede oğlum? Aslı. Hareket etti, çok acayip. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Dur, dur. Bir sakince bakalım. Ah, çok tatlı. Bak gördün mü? Ya çok, çok güzel. Gözümüz aydın. Ah, çok acayip. Ya bu serseri hareket ediyor benim içimde. Şimdi anne olduğunu daha çok hissedeceksin. Oğlum seninle konuşmaya başladı. Doğru diyorsun. Merhaba, nasılsın? Ha? Küçükken böyledir işte. Ferhat da benim karnımda ilk kıpırdadığında çok heyecanlanmıştım. Yani ne olduğunu anlamamıştım. Çok, çok, çok enteresan gerçekten. Ama o kadarmış işte. Şimdi sen... sen benim gibi hata yapmazsan... oğlun da sana sırtını dönmez. Çok güzel bir hayatınız olur. Söylemeyin böyle. Ne olur. Değişecek her şey. İnanın bana biraz. Hay Allah'ım ya. Ben konuşurum hastane polisiyle. Yakalasınlar kız, nereye gidecek? Bir dur Aslı, iyi olsun, şikayetçi olacak zaten. Ulan her şey yine Namık Emirhan'da düğümleniyor. Cüneyt de Jülide de Namık'la kaçacaklarını zannetmişler. Ona güvenmişler belli ki. Ama biz Oğuz Savcı ile bir plan yaptık. Tıpış tıpış gelecek ayağımıza. İyi, ne yaparsanız yapın Namık defteri benim için kapandı. Ölü ya da diri. Fark etmez yani. Aslı ile bebek iyi olsun benim için yeter. Abi bir insan bu kadar değişir mi ya? Gerçekten onunla değil mi? Plan yapmışsın oğlum işte. Git yakala Namık'ı, keyfini çıkart. Plan yapmak da üstüne yok senin çünkü. Yeterli bizi bir araya getirmek için kurmuşsun yine oyunu. Helal olsun. Ne işe yaramadı ama. Öyle aynen. Sen şimdi anneni al git buradan. Yolda dedikodumu yaparsınız benim. Abi ne inatçı adamsın ya. Katır inadı vallahi. Öyle değişmedik oğlum biz de. Ah kızım, sen de hiçbir yere yuva diyemezsin. Apar topar evlendin. Ne olduğunu anlamadan kendini tutsak buldun o evde. Olur mu öyle şey Yeter Hanım? Bakın her şey değişti artık. Geçti gitti. Ferhat'la başımızdan neler geçti. Ama dünya tersine dönebiliyormuş demek ki. Sen direndin. Sabrettin. Sevdin. Çok güzel bir hayatı hak ettin sen. Şimdi o tutsak olarak geldiğin evin hanımı olacaksın sen. Siz dururken. Olur mu öyle şey? Hep beraber yaşayacağız orada. Koskocaman bir aile olacağız. İnanın bana. Ferhat yüzümü bile görmek istemiyor. Benim gitmem daha doğru olacak. O nasıl laf? Nereye gideceksin Yeter Hanım? Olmaz öyle şey. Bak. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Sen oraya yuva dersen Ferhat da kabul eder. Benimser. Ama öbür türlü her yeri yabancılar. Senin sevgin, temiz yüreğin her şeyi oldurur. Kendinize güzel bir hayat kurun da benim de gözüm arkada kalmasın. Yeter Hanım. Neden böyle konuşuyorsunuz? Aslı. Nasılsın? Bebek de iyi. İyi, iyi. Hadi anne. Ben seni alıp bize götüreyim. Birkaç gün bizde kal. Hem Sunay'la Özgür de çok sevinir. İyi düşünmüşsün yavrum. Hadi biz gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi. Tamam Sunay'a selam.
küfür dedin mi bir daha? Yok. Ses çıkmadı bir daha kendisinden. Hayır, hareket etsin. Allah Allah. Çocuğum alış bunlara. Baban çok sever emir vermeyi. Otur kalk ye. Git gel. Sen de alış bunlara artık. Ben alıştım. Birazcık zaman alıyor ama yapacak bir şey yok. Alışırsın. Doldurma oğlum bana karşı. Yok canım, niye doldurayım sana karşı oğlum? Sen daha gör biz sana neler yapacağız. Sağlı sollu diyorsun yani. Aynen. Oğlum sen aldırma annene. Biz seninle motora bineceğiz, maça gideceğiz. Top oynayacağız. Ha bir de rüşvet. Rüşvet vermem oğluma. Kıpırdadı. Bak. Çok komik. İnat ettin yani çıkalım diye baka. Doktor kal dedi umurunda değil yani. Alenen kaçıyorsun. Ne yapayım? Sıkıldım, yat yat. İyi de bence doğru yapmıyoruz yani. İyi tamam, ne olur bir kerecik de. Karıcığım sen istediğin gibi olsun. Senin güzel gönlünden geçini yapalım de. Böyle şeyler söyle ne olur. Öyle yapıyoruz. Ne oluyor? Diziz. Sen git oyala. Biz de hemen şuradan çıkalım kaçalım hadi. Ben mi? Ha sen. Ben nasıl oyalayacağım yenge, ne diyeceğim? Yaparsın şu an şuram. Ah, oh, şuram ağrıyor, buram ağrıyor diye bir şey yap. Hadi yaparsın sen. Aslansın, kaplansın yaparsın hadi. Çok kötüyüm ben. Bir ağrı girdi buradan. Biz kadın doğumcuyuz. Sizin 4. kata ortopediye çıkmanız lazım. Nasıl? 4. kat ortopedi. Ya okudunuz hepsini bilmiyor musunuz doktor? Olurum beyefendi. Ha tamam iyi, ben o zaman oraya çıkayım. Siz bir görün. Adam senin yüzünden yalan söyledi. Ay ne var canım, Allah Allah, bugüne kadar hep senin için yalan söyledi. Bir sefer de benim için yalan söylesin. Ne var canım? Oh be, dünya varmış. Oh. Hastaneler senin mekanın, ah. Hayırdır? Öyle deme. Doktorken tamam yani işimi yaparken dert değil de böyle hastayken yapamıyormuşum ben. Oh. Sen şimdi eve gitmek istemezsin. Taş eve götüreyim mi seni? Yok. Eve gidelim. Emin misin? Evet, eminim. Yeter bugüne kadar kaçtığımız, saklandığımız. Gidelim artık evimize, ne yaşayacaksak orada yaşayalım. Bana uyar. Hı? Biz anlaşacağız seninle galiba. Ben öyle hissediyorum. İşimiz var seninle. Geç bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.